Günaydın değerli izleyenler. Bugün 13 Ekim Cuma. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen yıllık toplantılarında konuştu. Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız diyen bakan, pozitif reel faize yaklaşıldığını belirtti. Şimşek, pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini, geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını söyledi. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Bakan Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Burak Kaynak, Marrakeş'te düzenlenen toplantının en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan etkinlik olduğunu söyledi. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı, seçimlerin ardından yeni ekonomi kadrosu ile birlikte Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin istikrarlı biçimde arttığına dikkat çekti. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 6 Ekim haftasında 680 milyon dolarlık artışla 122,9 milyar dolara yükseldi. Brüt rezervler bir önceki hafta parite etkisiyle 3 milyar dolara varan gerileme kaydetmişti. 6 Ekim haftasında net rezervler sınırlı bir artışla 20,7 milyar dolar olarak kaydedilirken altın rezervleri 40 milyar doların altına geriledi. Swap hariç net rezervler aynı haftada eksi 55,7 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler bir önceki hafta eksi 56,3 milyar dolar olmuştu. Amerika'da Eylül ayı manşet enflasyon rakamı beklentilerin sınırlı şekilde üstüne çıkarken çekirdek göstergeler beklentilere paralel geldi. Amerika'da tüketici fiyatları Eylül'de aylık %0,4, yıllık %3,7 yükseldi. Bloomberg anketine göre aylık enflasyonda %0,3, yıllık enflasyonda %3,6'lık gerçekleşmeler bekleniyordu. Eylül'de enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları ise aylık %0,4, yıllık %4,1 artış gösterdi. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, piyasaların faizlerin uzun süre yüksek kalacağı algısına düzenli şekilde uyum sağlamaya başladığını belirtti. IMF Dünya Bankası yıllık toplantılarında konuşan Georgieva, ancak finansal koşulların keskin şekilde daha da sıkılaştırılması piyasaları, bankaları ve finansal kuruluşları vurabilir. Bu nedenle güçlü bir mali denetim şart dedi. Georgieva ayrıca İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomiye etkilerini değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyledi. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksinde dün %0,86 değer kaybıyla 8.259 puanda kapanış yapıldı. 71 puan kadar düşen borsa 159,2 milyar TL'lik hacim kaydetti. Bankalar %1,23, holdingler %0,91 düşerken en çok kazanan tarafta %1,54 ile sigorta, en çok düşen tarafta ise %3,15 ile bilişim sektör endeksi yer aldı. IMF Dünya Bankası toplantıları kapsamında bugün Hazine Bakanları, Hazine ve Maliye Bakanları, aynı zamanda Merkez Bankası Başkanlarının buluşması söz konusu olacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın burada bir konuşmasını takip edeceğiz. Veri ajandasında Euro bölgesinde sanayi üretimi, Amerika'da ise Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Yanı sıra bugün Amerika'da 3. çeyrek bilançolarının da başlangıç tarihi olacak. Öncesinde MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %0,81 aşağıda tamamlarken CDS'imiz 399 baz puanda. Az önce bahsettiğimiz toplantılar kapsamında aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın Fed Başkanı Powell'la 40 dakikalık bir görüşmesi söz konusu oldu. Daha öncesinde bizden bir Merkez Bankası Başkanı'nın bir Amerikan Merkez Bankası Başkanı ile buluşması 2009 tarihinde gerçekleşmişti. O zamanın Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ben Bernanke ile bir görüşme yapmıştı 2009 tarihinde. Oradan bu yana ilk defa böyle bir görüşme söz konusu oldu. Aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı'nın Barclays'e Deutsche Bank'la görüştüğüne işaret edildi.
eden haberler var. Ajandasında JP Morgan, BlackRock gibi isimler de yer almıştı. Onu da yine hatırlatalım. Şimşek'in bundan sonrasında durağı 19 Ekim'de Paris olacak. Ardından da Abu Dhabi, Doha ve Riyad'la devam edecek bir tura çıkacağını izliyoruz. Bu arada 6 Ekim haftasına ilişkin BDDK verileri geldi. Bankalarda mevduat 75,7 milyar TL'lik artışla 13 trilyon 793 milyar TL seviyesine geldi. Yabancının Türkiye'ye ilgisinden bahsediyoruz ama rakamlara tam bir yansıma şu anda hala söz konusu değil. Devlet iç borçlanma senedinde 36 milyon dolar, hisse senedinde ise 238 milyon dolarlık çıkışlar 6 Ekim haftasına ilişkin rakamlara yansıdı. Aynı haftada bu arada kur korumalı mevduattan da rekor çıkış yaşandığını belirtelim. 74,6 milyar TL'lik düşüşle kur korumalı mevduatta bakiye 3,23 trilyon TL'ye indi. Bu da dolar bazında bakıldığında kurun da yükselmesi hesaba katılınca 117,3 milyar dolar seviyesini kur korumalı mevduatta bizlere getirdi. Yerlinin döviz tevdiat hesapları bu arada aynı hafta içerisinde pariteden arındırdığımızda gerçek kişilerde 570 milyon dolarlık azalış, tüzel kişilerde ise 1,1 milyar dolarlık artışla açıklandı. Dünkü borsa hareketine bir kez daha dönecek olursak endeks yüzde 30 hisse günü artıda tamamladı. 69 hisse gün sonunda kırmızılardaydı ve bir hisse yatay biçimde günü noktaladı. Puan bazlı katkılarda Tüpraş'tan sonra Borusan Mannesman, Aselsan, Girişim Elektrik ve Borusan Yatırım hisselerini takip ettik. Puan bazlı baskı cephesine döndüğümüzde Türk Hava Yolları'nı İş Bankası C hissesi, Türksel, Şişecam ve Ereğli Demir Çelik takip etti. Gösterge Birleşik 228 bas puanlık düşüşle 21.89'da kapanış yaparken 10 yıllık kağıtta Birleşik Getiri 27.15'e yükseldi. Bir önceki günün kapanışı 26.62 idi. SPK bülteninden bu arada iki şirkete halka arz onayı çıktı. TAB Gıda ve Vera Concept oldu bu şirketler. Pariteler tarafına döndüğümüzde Amerika'da dün biz enflasyon verilerini gördük dedik. Ardından dolar endeksi 106.44 seviyesinde. Dolar TL 27.80'in üzerinde bu sabah Asya piyasalarında işlem görürken Euro TL kotasyonunda 29.40'lardayız. Parite bu çerçevede 1.0545'lerde ve sterlin tarafında dün İngiltere'den gelen Ağustos büyümesi %0.2'de yerinde sayınca bir etkileşim olmadı. 1.22'de işlemler devam etti. Peki TL'si olan mevcut durumda ne yapsın? Konuyla ilgili olarak Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümürcine'yi dün yayınımızda borsayla kur korumalı mevduatı karşılaştırdı. Detaylarını paylaşarak devam edelim. Aslında diğer enstrümanlara göre tabii ki hani TL'de duran birini fena korumadı. Burada da hani hakkını yiyemem. İyi bir performans verdi. Orada eğer bir sepet yapmışsanız da hani enflasyona yaklaştınız. Belki işte şanslı olanlar bu enflasyonu geçti. Yüksek risk alanlar enflasyonun çok üzerinde de kar etti. Ama şimdi bu saatten sonra artık biraz tablo netleşti. Faizlerde biz bir trend olmayı başaramamıştık geçtiğimiz aylarda. Her ne kadar Merkez Bankası'nın hamleleri olsa da TL mevduatta bankacılık tarafında bir ay yüksek bir faizle, bir ay düşük bir faizle karşılaşıyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi artık evet orada bir trend var. Yani yükselen bir trend takip ediyoruz ve bu yönde desteklenen de bir trend takip ediyoruz. Şimdi burada yatırım tercihlerinin bir miktar değiştiğini de görüyoruz. Bir de tabii işin içine kur korumalı mevduattan olan çözülmeler de dahil oldu. Şimdi burada tercihler şöyle değişti. Şimdi TL varlıkları, TL varlıkla yani Borsa İstanbul'da pozisyon alan yatırımcıların bir alternatifi TL mevduat faizi oldu. Ama kur korumalı mevduatın bir kısmı için yine hani kur korumalıdan TL mevduat faizi. Fakat bir kısmı farklı taraflara yönelmeye başladı. Mesela bu dönüşlerin yani buradaki çözümlerin bir kısmının da bence Borsa İstanbul'a geleceği varsayılıyordu. Bu çok böyle olmadı gibi duruyor şu anda. O taraf daha çok hani daha varlıklarımı döviz cinsi tutayım ya da buna benzer bir getiri sağlayacağım bir yerde durayım şeyiyle hareket eden, isteğiyle hareket eden yatırımcılar bunların tercihleri birazcık daha farklı oldu. Dün bu arada Avrupa Merkez Bankası'ndan da 13-14 Temmuz'a ilişkin tutanaklar açıklandı. Bu toplantıda ortaya konan detaylarda 25 bas puanlık faiz artırımına destek geldi ama büyüme ile ilgili endişeler olduğu başlıkları damgasını vurdu. Stoxx 600 endeksi dün %0,1 kadar altıda tamamlarken
Özel özür diliyorum. Petrol doğalgaz hisselerinde %1,3'lük kazanımlar söz konusu oldu. Seyahat hisseleri ise %0,9 kadar ekside biçimde günü tamamladılar. Dün yine İngiltere'de büyüme verisi dediğimiz gibi Ağustos'ta %0,2'lik bir beklentiye paralel performans sergiledi. Bununla birlikte Temmuz ayına ilişkin büyüme verisi %0,6'dan 0,5'e aşağı yönlü revize edildi. Societe Generale Yönetim Kurulu Başkanı Lorenzo Minismagi'nin yaptığı değerlendirmede resesyon gelmeden Avrupa'da özellikle ve dünya çapında da enflasyonla mücadeleyi imkansıza yakın gördüğünü söyledi. Ve bu arada Kasım ayına ilişkin Fed'in pas geçeceği beklentileri %91, Aralık'ta pas geçeceğine ilişkin beklentiler de %72 şeklinde CME Watch Tool'a yansımış durumdaydı. Avrupa'nın karma kapanışı sonrası Amerika'ya gittiğimizde düşüşler söz konusu oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 209 binle istihdam piyasasında sıkılığın sürdüğünü bize gösterirken çekirdek enflasyon tarafı 2021'den bu yana en düşüklerde açıklandı. Dün itibariyle gelen enflasyon verileri Fed'in bu ayı pas geçmesini tam olarak doğrulayacak nitelikte gelmedi. Pas geçse bile bir sonraki aya açık kapı bırakmak zorunda kalabilir fikrini güçlendirdi. Bu da piyasaya baskı getirdi. Dün keza tahvil faizlerinde de yükseliş vardı. Dow'da dün %0,51, S&P 500'de %0,62 ve Nasdaq'ta %0,63'lük değer kayıpları gördük. Amerika ile Çin arasında da bu arada enflasyon farkının açılmasını dolar pozitif olarak bu sabah Mizuho'nun değerlendirdiğini hatırlatalım. Bugün G20 Maliye Bakanları Merkez Bankası Başkanı toplantılarını takip ediyoruz dedik. Bununla birlikte Amerika'da vadeli ve tahvil piyasasındaki son notlarımızı da düşelim. Amerika'da borsa vadelisinde yatay da olsa %0 olan artılar var. Bugünün ajandasına döndüğümüzde hem Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi var hem de bu endeksin alt kalemlerindeki enflasyon beklentilerini piyasa merakla bekliyor. Bunun yanı sıra bugün Harker'ın bir konuşması olacak yerel Fed başkanlarından ve 3. çeyrek karnelerini açıklayacak bugün ağır toplar var ajandada. Citigroup, JP Morgan, BlackRock ve Wells Fargo ile beraber bugün Amerika'da bilanço sezonu açılıyor. İçeride bizde ise ayın 20'sinden sonra açılacağını belirtiyoruz. Tahvil tarafında dün Amerika'da 30 yıllık vadede 20 milyar dolarlık borçlanmada yine ihaleye talep zayıf geldi. Bir önceki günde 10 yıllıkta 35 milyar dolar borçlanırken hazine yine talebin beğenilmediğini görmüştük. Dünkü hareketlilikte ihalede borçlanma faizi 4.83 ile 30 yıllık kağıtta Mayıs 2007'den bu yana en yüksekte gerçekleşti. Bunun üzerine 19 bas puan kadar bir yükseliş burada kaydedildi. Bu sabah itibariyle rakamlara döndüğümüzde ise 2 yıllıkta yine %5'in üstünde bir seviyeyle karşılaşıyoruz. 5.04.75, 10 yıllıkta 4.67'ler ve 30 yıllıkta 4.83'ler söz konusu oldu. Amerika'da dün gelen enflasyon verisiyle ilgili bir yorum verelim. Berenberg ekonomisti Dr. Solomon Fiedler neler söyledi paylaşalım. Biz şuna inanıyoruz, şu an bizim bas senaryomuz Fed artık tepe noktasına ulaştı faiz oranlarında. Ancak yine de bu uzun yüksek sıralarda uzun süre boyunca kalacak ama tabii ki burada bazı riskler de var. Bir faiz artışı son o kez gelebilir diye ama bence artık bizim bas senaryomuzda burada sona gelindiğini düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon aşağı gelmeye devam edecek. Adım adım ve aslında burada yumuşak iniş senaryosu gerçekleşecek reel ekonomi için. Aynı şekilde enflasyonun aşağı gelmesi de çok yumuşak bir şekilde gerçekleşecek. Uzun ve yavaş bir süreç olacak ve bu bizim baz senaryomuz aynı zamanda gelecek yıl için. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir miktar aslında yavaşlayabileceğini ama bunu yumuşak bir inişe yapabileceğini öngörüyoruz. Bu şekilde bizim senaryomuz ve reel ekonomi için şu an görülenden biraz daha kötümser bir tablo olabilir. Ama biraz daha belki de gelecek yıl daha hızlı bir büyümeyle karşılaşabiliriz. Yani orada tabii ki resesyon her zaman bir ihtimal dahilinde kalabilir ama bu bizim baz senaryomuz da değil. Ve Amerika ile Çin arasındaki enflasyon farkı açılıyor dedik. Zira dün itibariyle Amerika'da gelen rakamlar piyasa beklentisine yakın ama Çin tarafında tekrar deflasyon riski geri geldi. Ekonomide çabalara rağmen yavaşlama devam ediyor. Bunu bu sabahki verilerle de teyit etmiş olduk. Örneğin TÜFE tarafında sıfır değişim söz konusu piyasa beklentisinin altında kaldı. ÜFE tarafında ise 3 aydır negatif bir hesaplama söz konusu oldu. Eylül ayı için gelen seviye %2,5'luk bir eksi rakama işaret etti. İhracat bu arada
%6,2, ithalat da bir o kadar dolar bazında düşerken piyasanın beklediği kadar geri çekilmemiş oldu. Ama yine de burada da eksi okumalar hem dünya ekonomisi hem de Çin adına iyi mesajlar vermedi. Dış ticaret fazlası da beklentinin kabaca 7 milyar dolar üzerinde 71 milyar dolar özür diliyorum seviyesinde gerçekleşti. Bununla beraber Çin tarafında 9,5 trilyon dolarlık borsaya istikrar fonu planlandığına işaret eden haberler de bu sabah piyasayı meşgul ediyor. Güney Kore tarafında işsizliği aldık. %2,6'lık seviye Eylül ayında beklentiye paralel gerçekleşti. MSCI Asya Endeksi 6 günü artıda tamamladıktan sonra bugün yönünü eksiye çevirmiş vaziyette. Japonya'da da %0,57'lik bir değer kaybıyla gün devam ediyor. Böyleyken hal emtia ne yapıyor? Bir de o tarafa bakalım. Altın fiyatına döndüğümüzde dün faiz yükselişiyle bir miktar ibre aşağı dönmüştü. Bu sabah ise 1874 dolarla yine Eylül'ün 27'sinden bu yana en yüksek seviyelerde işlem görüyoruz. Gram altında dolar TL'nin yükselişinin de etkisiyle 1677 lira 80 kuruş seviyesine çıktık. Petrol cephesine döndüğümüzde dün dalgalı bir seyir vardı. Uluslararası Enerji Ajansı petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin talepteki düşüşü yansıttığını, şu anki bir jeopolitik belirsizliklerin de yine fiyat atlamalar üzerinde de belirsizliği artırdığını söyledi. Bunun üzerine bir miktar petrolde yükseliş gördük. Ama sonrasında Enerji Bilgi İdaresi'nin ham petrol stok raporu 10.2 milyon varillik bir birikmeye işaret etti. Bir önceki gün Amerikan Petrol Enstitüsü de 12,9 milyon varilli oldukça yüksek bir birikmeye işaret etmişti. Bunun da baskısıyla Amerikan tipi ham petrol 83 dolar 61 sent, Brent petrol ise 86,5 dolarla işlemlerini sürdürüyor. OPEC de bu arada petrol üretimini Eylül'de 273 bin varil kadar arttırdı. Artırmış görünüyor. Bugün gözler Baker Hughes'un açıklayacağı sondaj rakamlarına çevrilecek. Ve son notları da her sabah olduğu üzere kripto para evreninden düşelim. O tarafa döndüğümüzde Bitcoin'de 26.785 dolar, Ethereum'da ise 1.540 dolarda işlemler devam ediyor. Ve IMF Başkanı Georgieva'nın dün açıklamaları oldu. Hem küresel büyümeyle ilgili olarak faiz artışlarının piyasaları vurabilmesi riskinden bahsetti. Hem de şu anda İsrail-Hamas gerginliğinin ekonomiye etkilerini değerlendirmek açısından erken safhalarda olduğumuzu söyledi. Detayları paylaşalım, ardından dış basınla devam edeceğiz. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fas'ın Marakeş kentindeki IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında küresel ekonominin yeni normal haline gelen ciddi şoklar yaşadığını dile getirdi. Ekonomide derinleşen farklılıklarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Georgieva, "Biz öncelikle enflasyonla mücadeleyi kazanmaya odaklanıyoruz. Fiyat istikrarı büyümenin ön şartıdır. Ayrıca finansal istikrarı da korumamız gerekiyor," diye konuştu. Georgieva, enflasyonun düştüğünü ancak hala birçok ülkenin hedeflerinin üzerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti. Son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki tahvil getirilerindeki hareketlerden de görüyoruz ki, piyasalar faiz oranlarının uzun süre yüksek kalıcı anlayışına uyum sağlıyor. Ancak finansal koşulların keskin şekilde daha da sıkılaştırılması piyasaları, bankaları ve finansal koşulları vurabilir. Bu nedenle güçlü bir mali denetim şart. Georgieva, İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomi etkilerine ilişkin olarak da süreci yakından takip ettiklerini ancak henüz etkilerini değerlendirmek için erken olduğunu söyledi. Ve dış basında tur atmaya başlayalım. Wall Street Journal'da bugün geldiğimizde enflasyonla ilgili dün aldığımız veriler Fed için ne anlam ifade eder? Bunun değerlendirildiğini görüyoruz. Fed manşet değil çekirdek enflasyona bakıyor demişler ama burada çekirdek enflasyon %4,1 ile 2021'den bu yana en yavaşta gelse de ilerleme kaydedildiğini bize gösteriyor. Ama zafer ilan etmek için henüz erken detayları bugün Wall Street Journal'a yansımış vaziyette. Hedef %2'de kalmaya devam ederken 3'lere gelen bir manşet enflasyonu 2'lere indirmenin daha zor bir patikayı beraberinde getireceği de ifade edilmiş. Keza istihdam piyasası da kuvvetli kalmaya devam ediyor. Amerika'da tahvil faizleri 16 yılın zirvesine de yakın seyrettiği için bir miktar aslında piyasanın kendi sıkılaştırmasını da yaptığı, bunun da Fed'in elini kolaylaştırabileceği ile ilgili bu hafta içinde yerel Fed başkanlarından açıklamalar da takip ettik. Eylül toplantısından sonra Powell yapmış olduğu değerlendirmelerde bu toplantıya ilişkin pas geçileceği umudunu artıran açıklamalarda bulunmuştu. Bununla birlikte yine Efes Invest Amerika baş ekonomisti Lara Raim'den bir görüş almışlar. Fed şu anda ilerlemeden bahsedebilir enflasyonla mücadelede ama zafer ilan edemez şeklinde değerlendirmede bulundu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi hizmet enflasyonu ve maaşlardaki reel artışlar olarak gösterildi. Restoranlardaki, otellerdeki yine
bilet satışlarındaki artışlar özellikle spor etkinlikleri için enflasyonu yukarı tarafta çeken yöndeydi. Aynı zamanda maaş artışları tarafına baktığımızda sadece maaşın artması değil, aynı zamanda ikramiyeler ve farklı tatlandırıcılarla da yine iş gücünü elinde tutmaya çalışan işletmeler son bir yıl içerisinde yapmış oldukları toplam iş gücü maliyet artışının %20 ila %25'lere kadar ulaştığını Wall Street Journal'a ifade etmişler. İş gücü piyasasındaki aslında sıkılığı son dönemde Otomotiv Sendikası ile beraber Kaiser Permanente Sağlık yine hizmetleri tarafında gidilen grevle de aslında örneklemek mümkün, detayları bugün paylaşılıyor. Fed'in bundan sonrasına ilişkinde bekle gör politikası izlemeyi sürdüreceğine ilişkin Christopher Waller'dan gelen açıklama Wall Street Journal'ın satırlarında bu sabah kendine yer bulmuş durumda. Ve Çin'de borsa 11 ayın en düşüğüne CSI 300 tarafında bu hafta indi. Aslında daha öncesinde 2015'ten bu yana 65 milyar dolarla Çin'in en büyük bankalarından birine Çin Varlık Fonu'nun yatırım yapacağı haberi de geldi. Ama ne olursa olsun yine de Çin'de 9,5 trilyon dolarlık piyasayı ayağa kaldırmak için bir istikrar fonu oluşturulabileceği belirtiliyor. Buna ilişkin Bloomberg haberi bu sabah dış basında yerini almış durumda. Atılan bu adımların piyasada işe yarayıp yaramayacağı ise soru işareti olmaya devam ediyor. Her an bu planlamalar tersine de dönebilir demişler. Ve son notlarımızı da Avrupa'dan düşelim. Il Sole 24 Ore'ye gittiğimizde İtalyan basınında bugün doğalgaz fiyatları işlendi. Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına baktığımızda dün %15'lik bir sıçramayla yine 50 euro seviyesinin üzerine çıkması bizi 6 ayın zirvesine taşıdı. Başlığı var bugünkü ekonomi sayfalarında. Doğalgaz fiyatlarının artışı özellikle son bir hafta içinde %40'lara kadar dayandı. İsrail ile Gazze arasındaki çatışmanın yanı sıra Estonya-Finlandiya boru hattındaki potansiyel bir sabotaj nedeniyle ortaya çıkmış sızıntı da yine kesintiyi beraberinde getirdiği için fiyatları yukarı çekti. Her ihtimalle tedarik zincirinin risk altında olduğunu görüyoruz demiş bugün İtalyan basını. Hal böyleyken dün OPEC'ten üretim rakamları geldi. Bakalım verilen taahhütler tuttu mu, detaylarını paylaşalım. OPEC aylık petrol piyasası raporunu yayımladı. Rapora göre petrol ihraç eden ülkeler örgütünün ham petrol üretimi Eylül'de önceki aya göre günlük 273 bin varil artışla 27.75 milyon varile yükseldi. Petrol üretiminin en fazla olduğu ülkeler Nijerya, Suudi Arabistan ve Kuveyt olurken, günlük petrol üretimi Nijerya'da 141 bin varil, Suudi Arabistan'da 82 bin varil ve Kuveyt'te 25 bin varil arttı. Üretimin azaldığı ülkelerse Venezuela ve Ekvator Ginesi olarak kaydedilirken, üretim Venezuela'da 25 bin varil ve Ekvator Ginesi'nde 14 bin varil azaldı. Rapora göre küresel ham petrol üretiminde OPEC'in payı Eylül ayında %27.6 yükselirken, OPEC dışı ülkelerin üretimi yine bu dönemde günlük 300 bin varil azalışla 72.9 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Açıklanan raporda küresel petrol üretimi değişiklik göstermezken, petrol arzının Ağustos'ta yaklaşık 100.6 milyon varil seviyesinde olduğu kaydedildi. Raporda 2024 yılında petrol tüketiminin artacağı tahmin edilirken, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsü değişmedi. Buna göre bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2.4 milyon varil artarak 102.1 milyon varil olması bekleniyor. Peki Uluslararası Enerji Ajansı hangi başlıklara dikkat çekti, onu da paylaşalım, ardından gazetelere geçelim. Uluslararası Enerji Ajansı Eylül ayına ilişkin petrol piyasası raporunu yayımladı. Raporda petrole yönelik endişelerin şekil değiştirdiğine vurgu yapılırken, arz kaynaklı sorunların yerini Amerika Birleşik Devletleri'nde makroekonomik göstergelerin bozulmasına ve talebin yok olacağına dair işaretlere bıraktığı belirtildi. Raporda kur kaynaklı etkilerin ve kaldırılan sübvansiyonların gelişmiş ülke piyasalarına daha fazla etki ettiği aktarıldı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda, piyasaların yeterli düzeyde petrol tedarik edilmesini sağlamak için gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu kaydedildi. Raporda ham petrol stoklarının 2017'den beri en düşük seviyesine gerilediği ve stokların bu çeyrekte de azalmasının beklendiği belirtildi. Raporda ham petrol üretiminin Eylül'de bir önceki aya göre günlük 240 bin artarak 28 milyon 210 bin varile yükseldiği açıklanırken, bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 580 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük yaklaşık 33 milyon 790 bin varil olarak gerçekleşti.
Ve gazetelerde öne çıkan başlıklar, internet basınında Habertürk.com yabancı yatırımcı borsada 237,8 milyon dolarlık satış yaptı diyor. Yabancı yerleşiklere ilişkin gelen istatistikleri ele almışlar. Aynı zamanda 36,3 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi satıldığı, 4,1 milyon dolarlıksa şirket borçlanma senedinin alındığı belirtilmiş haberin detaylarında. Ekonomi gazetesinin manşetinde kırmızı ette kısır döngü başlığı var bu sabah. Manşetin detayları şöyle diyor. Fiyatlardaki yüksek artış ve alım gücünün azalmasından dolayı kırmızı et tüketiminde düşüş yaşanırken kesim hayvan varlığı da azalıyor. Peki üretici ne diyor? Hayvan başına destek miktarı ile 2011'de 20 torba yem alınabiliyordu. Bugün bir torba alınamıyor demişler. Artan maliyetlerle canlı hayvan kilogram fiyatı 250 liraya geldi. Küçük işletmeler üretimden çekildi. İthalat etkisine sahip büyük işletmeler 120 liraya mal ettikleri eti 220 liraya satıp risksiz kar sağlıyor şeklinde bir serzeniş var detaylardan. Hürriyet'in ekonomi sayfasında ise Erkan Fed Başkanı ile görüştü haberiyle karşılaşıyoruz. 14 yıl sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Fed Başkanları ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Amerikan Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell bir toplantıda bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Erkan, Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları kapsamında bir araya geldiği Powell ile yaklaşık 40 dakika görüştü. Sabah gazetesinin ekonomi finans sayfasında Türkiye'nin yeni unicorn adayları fintechler olacak demişler. Türkiye'den finans teknolojisi girişimleri yatırım ve satın almalarla büyümeye devam ediyor. Param, Kolendi, Papara gibi finans teknolojisi girişimleri yaptıkları işbirliği, satın alma ve aldığı yatırımlarla milyar dolarlık olmaya yaklaşıyorlar demiş bugün Timur Sırt'ın haberi. Ve bir diğer başlıkta Milliyet gazetesine gidelim. Fındık'ta milyar dolarlık kokarca zararı endişesi haberi var bugün. Ekonomi servisinin kaleme aldığı haber şöyle diyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcanın fındıkta Karadeniz bölgesi illerinde bu yıl %25'lere varan oranlarda zarar verdiği tahmin ediliyor dedi. Ve turda son durağımız Cumhuriyet Gazetesi olacak. Ücret değil kar vurdu başlığı var. AKP enflasyonun nedenini ücret zammına bağlarken şirketleri görmezden geldi. Şimşek ücretleri suçlarken ekonomistlerin yaptığı araştırmaya göre enflasyonu şirketlerin 2019'dan beri katlanan karları nedeniyle üretici fiyatları yükseltti. Kısa bir reklam arası verelim. Ardından Peri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle. Peri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamızla devam ediyoruz. Her cuma sabahı olduğu üzere hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Şimdi yurt dışı temaslarını takip ediyoruz. Ekonomi yönetiminin dün yine 2009'dan bu yana ilk defa bizim Merkez Bankası Başkanımızla Amerikan Merkez Bankası Başkanı 40 dakikalık bir görüşme yapmışlar. Yine Sayın Şimşek'in yatırımcılarla temasları olduğunu anlıyoruz. Orada da JP Morgan'ın başkanlığındaki toplantıda, onların düzenlediği toplantıda çok yoğun bir ilgiyle karşılaşıldığını anlıyoruz. Yine Bank of America bu hafta Şimşek'in Londra görüşmelerinden derlediği tırnak içerisinde gizli bir not sızdı. Orada da genellikle ortodoks politikalara dönüşe memnun olduklarını ama ya bu politikalar ivme kaybederse diye bir endişe duyduklarını izliyoruz. İşte merkez rezervlerine KKM'ye yine vurgularda bulunduklarını görüyoruz. Ve IMF'nin de 29 Eylül'de tamamlanan ziyaretinden notlar açıklandığında orada da hem artı hem eksi yönlü risklere vurgular yapıldı ama ortodoksa dönüşün memnuniyetle karşılandığı da ifade edildi. Önce bir yurt dışı temasları bir toparlayalım isterseniz hocam. Siz nasıl okuyorsunuz haberleri? Ve şu ana kadar parasal bir dönüş buradan tam da oldu mu olmadı mı soru işareti. Çünkü haftalık takip ettiğimiz istatistiklerde portföy yatırımcıları henüz tam da ikna olmuş gibi gözükmüyor sanki. Yani evet baktığımızda aslında... Ne bekliyorlar onu da konuşabiliriz tabii. Doğru. Yani piyasalar belirsizliği sevmiyor. Bildiği veya öngörebildiği çerçeve her zaman daha rahat ve yakın olmasına da imkan tanıyor. Yani bu çerçevede baktığımızda hani ortodoks politika aslında böyle hani birkaç günlük, birkaç yıllık politika değil. Belki merkez bankacılığı açısından bakacak olursak minimum 50 yıldır sonuçları aslında net görülmüş politikalar. O açıdan hani şu anda ekonomi politikalarının Türkiye'de döndüğü yön anlamında
sonuçlarını eğer burada kalıcı bir ısrar olursa ve bu yönde devam edilirse güçlendirilerek bunun sonuçlarını az çok tahmin edebiliyorlar. O nedenle de bu ilgi artmış durumda. Çünkü dünyada çok ciddi miktarda bir likit de var her şeye rağmen. Yani merkez bankaları faiz arttırıyor, likiditeyi çekiyor diyoruz ama şöyle bir 2007'den sonra bilançoların büyüklüğüne bakacak olursak hala dünyada doğru adrese yönelmek üzere gidebilecek çok büyük fonlar var. O açıdan Türkiye'de hani dünyanın işte en büyük 20 ülkesinden birisi, hani bilemeniz 25 ülkesinden birisi. Dolayısıyla ister istemez bu ilgiyi çekiyor ve doğrusu da bu. O açıdan önemli. Hani son dönemde gidilen birçok toplantıda benzer mesajların gelmesi, yabancı büyük yatırım bankalarının raporlarında genel eğilimin pozitif olması da bence değerli. Ama tabii hepsinde dikkat edecek olursak aslında bir şey var, bir beklenti var. Hani hemen bunların sonuçlarının çıkması beklenen para politikası dediğimiz minimum 6 ay ile 18 ay arasında sonuç verir. Yani bu başlandı, ne kadar devam edecek, yolda bir kesinti olacak mı olmayacak mı? Hafta başına gelen raporlarda da yani aslında enflasyonda düşüşü görmek, kur riskinin azaldığını görmek gibi beklentileri var. Demek ki bu iki sinyal var. Bir, yani zaten enflasyon gelecek Mayıs ayına kadar falan yükselmesini hemen hemen herkes bekliyor, Merkez Bankası dahil. Gelecek yaza kadar bir beklenti olacak. Bakalım o düşecek mi? Yani düşecek de baz etkisi dışında bir düşüş olacak mı? Politikalar gerektiği noktaya kadar gidebilecek mi beklentisi var. İşin yani bu boyutu var. Hani diğer taraftan da baktığımızda aslında hani genel olarak işte risk primi deniyor. Türkiye'nin işte reel faizi deniyor. Politikaların sürdürülebilirliği deniyor. Bunların devamı olacak mı olmayacak mı? Daha çok bu çerçeveye bakılacak. Yani yön doğru ama sonuçları görmek isteyen de bir piyasa yaklaşımı var. Bunu izliyoruz genel olarak baktığımızda. Yani Türkiye'ye sermaye girişi hemen çok büyük bir hızla başlayacak gibi değil. Ama bu yönde ilerlenirse, sonuçlar görülmeye başlanırsa bu tür bir gelişmeyi de görme ihtimalimiz artacak görünüyor. Şimdi hocam tabii dünyanın her tarafında enflasyondan bahsediyoruz bu sabah da. Dün Amerika'dan gelen enflasyon var. Bu sabah Çin'den gelen enflasyon var. Birbirinden farklı dinamikler var. Çin'de bir yavaşlama söz konusu, canlandırmaya çalışıyorlar. Amerika'da da çok canlıyız. Enflasyonla mücadele için baskılayalım politikası devam ediyor. Evet. Şimdi bütün bu farklılıklar yüzünden Amerika'da mesela bakıyoruz %4,1 gibi bir çekirdek enflasyon dün aldık. 2021'den beri en düşük ama %2'lik hedefinde iki katında duruyor halen daha. Dolayısıyla dün yapılan yorumlarda Avrupa'dan bir yorum vardı. Eski Avrupa Merkez yetkilisiydi Lorenzo Bini Smaghi, hatırlarsınız. Societe Generale'in yönetim kurulu başkanı oldu. Diyor ki resesyon olmadan enflasyonla mücadele bitmez. Evet. Ne dersiniz? Yani bu kadar keskin midir bu konu? Yani keskin olmasa bile büyük oranda bir gerçek diyebiliriz. Yani çünkü dünyanın tarihi, Amerika'nın tarihi, ekonomi tarihine baktığımızda evet enflasyonla mücadele, faiz artışları, merkez bankalarının faiz yükseltme döngülerinin sonucu %80, %90 bir yavaşlama ve resesyonla sonuçlanıyor. Bunun istisnaları az. Ama tabii ki ya ekonomide hiçbir şey 2 kere 2, 4 eder. Bir fizik değil, bir kimya değil ama bu büyük olasılıkla beklenen bir durum. Fakat bugünkü dünya biraz farklı. Yani bugün Amerika bu enflasyonu resesyona girmeden atlatabilir. Çünkü dünya birçok anlamda değişiyor. İşte iş gücü piyasaları değişiyor. Yani çalışacak eleman bulmakta zorlanan, işte bebek patlaması kuşağı dediğimiz o kuşağın iş gücü piyasasından çıktığı, eleman bulmakta zorlanan bir dönemde işsizlik rakamları düşük kalıyor. Büyüme çok büyük destekler verildi. Verilen bu desteklerle büyüme, oradaki tasarruflar büyümeye destek oluyor. Yani bu dönem bir istisna olabilir ama minimum bir yavaşlama olmadan bu işi başarmak pek mümkün değil. O yüzden ben o görüşe katılıyorum. Amerika'da evet dün gelen rakamlar bir miktar yükselmeye işaret ediyor ama çok vahim, hani çok panik olacak bir tablo yaratmıyor. Asıl Çin tarafı, yani o Çin'deki konut sektöründeki sorunlar, Çin'de yaşanan o deflasyonist baskının devam etme ihtimalini ve Çin'den dünyaya bir deflasyon ihracatının devam edebileceğine işaretini veriyor. Bu da belki
hani bu şey İsrail-Filistin meselesi dışında piyasaların hani enflasyon, faiz, parite konusunda beklentilerini en çok etkileyen noktalardan birisi diye düşünüyorum. Şimdi hocam bir taraftan da grafikler var. Başlıklar maalesef İngilizce ama açıklayıcı olabilir diye paylaşmak istedim. Şöyle ki sarı barlarda mesela çekirdek enflasyon var. Evet, çekirdek enflasyonda yön aşağı ama Amerika'da baş artan taraf hizmet enflasyonu. Konut dışındaki hizmet enflasyonu ve enerjiyi de yine dışarıda bırakarak yaptıkları hesaba göre beyaz çizgi çekirdekten ciddi anlamda ayrışıyor. Bunu görüyoruz. Bir yandan da süper çekirdek diye bir enflasyon tanımı girdi hayatımıza. Hizmet maliyetlerinin yine tekrar ivme kazandığına işaret etmişler. Hatta bu grafiğe Bloomberg başlık atarken Powell'ın kalbine giden anahtar şeklinde bir başlık atmış. Hizmet enflasyonu ile savaş nasıl kazanılacak hocam? Onu da konuşalım isterseniz. Yani ücretler mi burada aslında enflasyonu baskılıyor? Çünkü Amerika'da reel bir ücret artışı olduğunu biliyoruz. ADP'ninki %5,9 mesela. Özel sektör diyor ki %5,9 ben yıllık bazda zam yaptım. Şimdi manşet enflasyonu üzerinde olunca ister istemez dikkat çekici oluyor. Beklenen enflasyonun üstünde olunca dikkat çekiyor. Öyle olunca da reel bir maaş artışı var. Doğru. Yani hizmet enflasyonuyla mücadelenin bazı zorlukları var. Onlar bizim ekonomide ticarete konu olmayan ürünler dediğimiz ürünler. Yani o ürünün ithali yok. Oradaki fiyatlama, kar marjı fiyatlama eğilimi daha yüksektir. Yani örneğin Türkiye'den örnek verelim. Hani işte diyor lokantalar, restoranlar fiyatları çok artıyor diyoruz. İşte insanlar öğlen yemeğe gidiyor, işten arada yemeğe gidiyor falan. Pahalı geliyor. Çok da yüksek arttığını görüyoruz. Ama işte belki işte Yunanistan'da, Bulgaristan'da daha ucuz olabilir. Gidemiyoruz. Oradaki restoran buraya öğlen gelemiyor. Dolayısıyla burada yani bu kar marjı yüksek fiyatlama eğilim yüksek oluyor. İthal ürünü olan bir şey X markası Türkiye'de televizyon üretiyor. Dışarıdan da geliyor. Dışarıdan gelen ürün ucuz geliyorsa içeridekinin fiyat arttırma ihtimali çok artamıyor. Yani bu bütün dünyada geçerlidir. Yani o anlamda rekabetten daha uzak olması ve talebin olması bu baskıyı yaratan hani teorik olarak bir açıklama yapmak gerekirse bir bu nedeni var diye düşünüyorum. Ama bu özellikle hizmetler nedir? Turizm, seyahat, yeme, içme falan bu tür şeyler daha çok yani sokakta yapılan faaliyetler diyelim. Pandemi sonrası gelen bir talep var. Hani daha unutmayalım 1-1,5 yıl önce hani işte maskeler, sokağa çıkma, öyle seyahat. Tabii. Yani bu çok ciddi bir talep artışı getirdi. Bu sektörlerin hani o dönemki kayıpları, fiyatlama davranışlarının rutininden çıkması falan biraz bence bir süre böyle bir geçici dönem yaratıyor. Aynı şekilde devam etmeyecektir ama bununla mücadelede aslında para politikası. Yani tatile gitmenin fırsat maliyeti artarsa, yani her tatile gittiğimizde kaçırdığımız faiz vesaire o zaman ona gitmekten vazgeçmek isteyenler artabilir. Bu o. Yani para politikasının daha sıkılaşması gerektiğini söylüyor. Sanıyorum haber de onunla ilgili. Yani Powell o yüzden onun farkında, kendine daha çok iş düştüğünün farkına vardıran bir grafik gibi gözüküyor. Şimdi hocam bizim tarafa da geldiğimizde pozitif reel faiz enflasyonla mücadelede önemli. Bunun altını çizdi Sayın Şimşek. Hatta olmazsa olmazımız dedi. Beklentileri dizginlemek açısından özellikle önemli olduğunu söyledi. Önce bir beklentiler tarafından başlayalım isterseniz. Beklenti oluşturmak açısından faydasını epeydir yitirdi diye bahsettiğimiz piyasa katılımcıları anketinde bir güncellemeye gitti Merkez Bankası. Ayın 20'sinde zannediyorum. İlk defa göreceğiz detaylarını da yeni katılımcılarla beraber anket nasıl şekillenmiş diye daha çok aktif büyüklükleri, portföy büyüklüklerine bakarak katılımcılar belli olacak bundan sonrasında dendi. Biraz daha nesnel bir kriterden tabii bahsediyoruz. Çünkü öncesinde işte beklentileri Merkez Bankası'na yakın mı değil mi? İşte buna göre mi seçiliyor katılımcılar gibi bir takım aslında eleştiriler yöneltilmişti bizim yayınlarımızda da. Katılımcı sayısında da işte 90'lardan 39'a kadar yanılmıyorsam bir iniş görmüştük. Siz hocam güncellemeyi nasıl buldunuz? Önce bir onu konuşalım isterseniz. Elbette pozitif değerlendiriyor. Hani burada ekonomide, istatistikte örneklem ne kadar büyürse bunun güvenilirliği o kadar artar. Birincisi bu. Ama böyle bir istatistik yüzlerce kişiye sorulmaz. Ve çeşitlilik tabii o örnekler içerisinde. Tabii. Yani aynı fikre sahip tabii. 90 kişiye tabii. sorsam yani, ne olur, sormasam tabii. ne olur? Bir de kurumsal niteliği bence orada önemli. Hani orada daha çok hani bireysel ya da profesyoneller gibi kısımlar vardı. Artık sanıyorum tamamen kurumsal. Yani kurumsal olunca da yani oradaki nokta da önemli. Sürdürülebilirliği ve hani orada kişilerden bağımsız bir kurumun da
görüşünü yansıtması açısından önemli. Ne kadar büyük bir örnekleme giderse o kadar değerli olur. Ve kurumsal boyutunun yaygın olması burada hem reel sektör hem finans sektöründen hani araştırma birimi olan büyük firmalar, finansal kurumlardan bu bilgilerin alınması bu elbette pozitif bir gelişme. Tabii açıklandığında detayı daha net göreceğiz. Hani toplam katılımcı sayısı, dökümü belki reel sektör, finans sektörü ama olumlu, elbette olumlu. Yani tartışmanın olduğu bir alan bu iletişimin sonuç verdiğini de gösteriyor. Hani çünkü bir para politikasının kredibilitesi Merkez Bankası'nın tahmin ve hedefleriyle piyasa beklentilerin yakınsamasıyla ölçülür. Yani bu anlamda o yakınsama, yani o tahmin ne kadar doğru ve gerçekçi piyasa için önemli. Şimdi bu anketin çok daha fazla izleniyor olması başarılabilirse, tahminle bu beklenti ne kadar yakınsarsa para politikası o kadar daha credible ve hedefine yakın diyeceğiz. Uzaklaşıyorsa da o zaman hani uzaklaşma yönüne bağlı olarak da yorum yapacağız ama para politikası ile ilgili bir sorun var anlamına da gelir. Yani bu anket ve bu anketler önemlidir. Yani sizin yani Bloomberg'un yaptığı da diğer kurumların yaptığı da Merkez Bankası'nın da. Çünkü o gerçekten Merkez Bankalı yani politika yapıcılar bunları dikkate almak durumunda. Ve o anketlerde credible olmak durumunda. Yani her ikisi için de önemli. O açıdan olumlu değerlendiriyorum. Şimdi az önce bir izleyicimiz aslında yabancı portföy yatırımları için göndermiş bir mesajı ama ben bunu tabii beklentileri oluşturmak açısından da sormak istiyorum size. TL cinsi tahvillerin ceza olmaktan çıkıp getiri sağlayacak yatırım aracı olması gerektiğine inanıyorum. Yabancıların portföy yatırımlarının Türkiye'ye gelmesi için demiş izleyicimiz. Aynı zamanda enflasyon beklentileri oluşturmak açısından da o zaman biraz daha doğru bir kerteriz noktası olur mu hocam tahvil faizleri? Tabii. Yani yabancı yatırımcının da olduğu mesela orada bir zamanlar Türkiye'de %20'ye yakın mesela devlet iş borçlanma senetlerinde yabancıların payı vardı. Şimdi %1 ve altına indi. Yani bu anlamda tahvilin, bononun da bir yatırım aracı olarak reel getiri sağlaması yerli yabancı fark etmez. Yani açık olsun, bu ilgi olsun. Tamam yerliler alabilir, sorun değil ama yani yabancıların da ilgi göstermesi gerekiyor ki öyle bir şey olsa zaten yabancı payı da artar. Dolayısıyla doğru bir gösterge. Yani ne kadar çok katılımcı piyasada yani arz talep yarattığı bir piyasa olursa fiyat da o kadar doğru oluşur. O anlamda hani bütün beklentimiz yani bunun oluşması yönünde. Yani reel faiz tarafına gelince bu hafta yayınlanan bu finansal araçların yani yatırım araçlarının aylık ve yıllık getirilerine baktığımızda aslında hala ciddi bir negatiflik olduğunu, Borsa İstanbul dışında tahvilde, bonoda başta olmak üzere çok ciddi negatifliklerin olduğunu görüyoruz. Yani henüz çok yeni veriler. O açıdan hani pozitif reel faize de gidecek yerimiz var. Yani belli birikimi olanlar evet yavaş yavaş yakalıyor olabilirler. Ama bugün herhangi bir bankanın internet sitesine girip de hani küçük bir birikimini ben şurada değerlendireyim dediğinde karşılaşacağı faiz mevcut tabloya göre oldukça uzak. O açıdan daha gidecek çok yollar görünüyor. Şimdi hocam orada tabii enflasyon beklentisi nerede? Hani pozitif reel faiz var mı yok mu? Bunu anlayabilmek açısından onu bir saptamak lazım. Doğru. Şimdi mesela bizim Merkez Bankamıza göre %33 zannediyorum gelecek sene sonu. IMF mesela 46 demiş. Şimdi bu sene sonuyla ilgili herkes kabaca %60-70 bandına oturmuş vaziyette. Zaten merkez de sözlü yönlendirilmeliyle işte bandın üstü vesaire diyerek zaten oraya doğru revize etmiş oldu. Belki 2 Kasım'da resmisini görürüz enflasyon raporunda. Ne dersiniz? Size göre gelecek senenin enflasyonu nereler bitebilir? Bu tabii çok uzun bir ufuk ama diğer yandan da pozitif reel faiz bizim için olmazsa olmaz noktasında enflasyon beklentilerini çıpalamak için diyor Sayın Bakan. Pozitif reel faiz noktasına yakınız. Yapacaklarımız henüz bitmedi. Geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmek zaman alacak diyor. Pozitif reel faize ne zaman geçeriz hocam? Evet. Şimdi bence çok önemli bir noktaya geliniz. Yani ne bekliyoruz? Yani çünkü dünyanın en negatif reel faizini verir noktadan geliyoruz biz oraya, değil mi? Yani bir kere o negatiflik azalıyor, onu görüyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Ama pozitif olması son derece önemli olacak. Yani bugün 12 aylık enflasyon beklentinin %50'lerde olduğu bir noktadayız. Yılın bitmesine işte 2,5 ay falan gibi bir süre kaldı. Dolayısıyla 33 Merkez Bankası'nın tahminiyle piyasanın işte 12 aylık tahminleri bayağı farklılaşmaya başladı. İşte biraz önce bahsettiğimiz nokta bu. Yani burada ya piyasa, evet ya Merkez Bankası doğru tahmin ediyor, bu 33'e iner
35'e iner, 36'ya iner diyecek. Ya da Merkez Bankası yok. Bu gidiş bunu revize eder. Bence ikincisi lazım. Olacak. Çünkü bugünkü enflasyon dinamiklerine baktığımızda yani gerçekten 33 çok çok zor bir hedef gözüküyor. İnşallah tutar. Yani her şey yani mümkün tabii ki ama yani en başta gelecek yılın başında ücret, vergi, yeniden değerleme oranları ve kur. Zaten orta vadeli programa baktığımızda da görüyoruz. Kurun ihracat içinde dengeler içinde bir hani süreci ve bir dengelenme süreci olacak. Yukarı yönlü bir hareket olacak çok muhtemelen. Bunların hepsi bu maliyetlerin fiyatlara geçişkenliği çok azalmış değil. Talep koşullarında bir yavaşlama var. Ama şimdi çok ciddi kampanyalar başlıyor. Bakın otomobilde, perakende'de yani o fiyatların işte belki durdurulacak, donduracak, indirimler falan olacak. Çok yüksek fiyatlarla başladı yeni sezon giyimde, tekstilde falan. Yani biraz indirim olunca enflasyon beklentiler çok kırılmadığı için o talep canlılığı da tekrar yani o enflasyon düşüşü önünde bir fren oluşturacak. Muhtemelen seçime kadar. O açıdan hani yıla... Seçimden sonra ne olacak? Seçimden sonra... Yani biz seçimden sonra çok muhtemelen 80'lere doğru gitmiş bir enflasyonla karşılaşacağız. O zaman faiz artırımları agresifleşmek zorunda kalacak mı yeniden? Bence kalacak. Yani Merkez Bankası eğer bugün verdiği sinyalleri, ekonomi yönetimi bunun arkasında gidecekse... Tabii aynı kişilerin kaldığını da varsayarak konuşuyoruz. Tabii yani mevcut da. Yönetim ya da yani aynı şeyde izleyecek bir Ortodoks yönetimde olur. Evet yani sonuçta evet ama evet bu süreklilik önemlidir. Mevcut yönetim ve bunu sonuna kadar götüren bir tabloyu düşündüğümüzde... Piyasa bir macera bankası olur mu diye kaybediyor. Elbette işte zaten birçok raporlarda falan konuşulan da o. Yani burada hani dünyada baktığımızda işte biz hani Powell'ın, Lagarde'ın hani böyle bir şey konuşmuyoruz. Ama bunu da Türkiye'de konuşulmaması gerekiyor. Bunun hem konuşulmaması için biraz zamana ihtiyaç var. Hem de belki biraz daha işte yapısal diyoruz. Bir takım düzenlemelere falan ihtiyaç var. Yani bu tür değişikliklerin çok da kolay ve mümkün olamayacağına dair. O açıdan hani gidilmesi gereken yol var ama öyle görünüyor ki yani bugünkü bu yani gelecek yıl sonunda piyasa beklentilerinin 45-50 bandında olduğunu düşünecek olursak diyelim ki hani Merkez Bankası ekonomi yönetimi çok kararlı gidiyor. Bu tahminler 40-45 bandına doğru geriledi. Bu bile şu anda 30 olan Merkez Bankası faizinin hani seçim sonrası hani o 45 bandının üzerinde bir yere doğru gitmesi gerektiğini işaret ediyor. O açıdan hani gidilecek çok yol var. Ama hani şu anda gerçekten pozitif tarafta da olan bir tabloyu görüyoruz işte. Yani herkes daha çok ilgileniyor. Sonuçlarını merak ediyor. Ve bu iş devam ederse sonuna kadar giderse de belli olumlu sonuçların dönebileceğini görüyor, hissediyor. Yani bunu kaçırmamak, bırakmamak gerekiyor dengeleri sağlamak için. Çünkü birçok piyasada fiyatlar, arz talep dengeleri çok normalinden uzaklaştı. Önce bir oraya çekmek ve ilerlemek gerekiyor. Bakalım, izleyeceğiz. Peki hocam, Türkiye'de enflasyon şu anda politika faizinin artırılmasıyla çözülebilecek tipte bir enflasyon mudur? Tek başına ya da yeterli olur mu politika faizi artırmak? Bir de burayı açalım mı? Evet, olmaz. Olmaz tabii ama yani şu var. Yani para politikası, Merkez Bankası bu işin pilot koltuğundadır, olmalıdır. Yani orası maliyeli tartışması. De eşgüdüm olması kesinlikle. Lazım ama. Kesinlikle. Evet yani o pilot koltuğunda ama ona işte yardımcı pilotları var. Lazım, o evet. Bütün uçağın personeli var. Yani çok ciddi bir şey yani bir ekip işidir ve tamamlaması gereken birçok politika var. Maliye politikası bunun başında geliyor. Önümüzdeki süreçte mesela bu ücret meseleleri falan çok konuşuluyor. Yani Türkiye'de ücretin artışlarının gelecek enflasyona göre hedeflenmesi demek ücretlerin çok ciddi tasarruf etmesine bir sinyal demektir. Etmesini gerektirecek bir durum demektir. Ki olabilenler hani herkes için de böyle bir şey söz konusu değil. Ama burada en fazla tasarruf etmesi gereken kamudur. Yani enflasyonun hani ana nedeni ücretler değil. O yüzden hani ekonomi politikalarındaki yanlışlar oldu. O yüzden kamunun burada çok ciddi... IMF'nin de notunda var o, görmüşsünüzdür yani. Belki hocam. Yani bahsedilen dezenflasyonun gerçekleşebilmesi için bütçe açığı milli gelir kriterinin OVP'de görülenin altında şekillenmesi gerektiğini yani. İşaret ediyorlar. O yüzden hani bu kamunun tasarrufu meselesini çok çok ciddi olarak hani somut yani biz bu bütçede bunu planladık. 100 dedik bunu 70'e indiriyoruz. 60'a indir şu kalemleri çıkarıyoruz. Bundan vazgeçiyoruz. Artık o kalemler ne olabilir? Konuşulur, tartışılır ama bu tür önlemlere de bizim ihtiyacımız var ki herkes bak demek ki
hani bir şeyler tasarruf ediliyor, biz de tasarruf edelim, etmek zorundayız. Daha credible ve ikna edici olsun. O açıdan bir tanesi o. İkincisi yani yapısal taraf, yani Türkiye'de piyasaların rekabetçi olması, beklentilerin iyileşmesi gibi işin birçok boyutu var. Ve gıda apayrı bir konu. Yani gıda enflasyonunu elbette faiz arttırarak, para politikasını sıkılaştırarak, ana dinamikleri, kur riskini falan azaltarak desteklersiniz, düşmesine yardımcı olursunuz ama gıdada Türkiye'de çok daha temel yapısal bir sorun var. Hı hı. Yani orayı 75 değil mi bizde gıda enflasyonu yani, FAO düşerken? Yani FAO düşerken bu tamamen bizden özgür. Bunu Merkez Bankası'nın yapacağı şeyler sınırlı. Neden? Türkiye'de gıda talebi çok yüksek. Yani fındıkta kokarca zararı endişesine yani, Merkez Bankası ne yapabilir? Tabii, mesela yani, gazeteden aktardık tabii, az önce değil mi yani, hocam? Yani tarımda arz talep dengesizliği var. Talep çok güçlü. Nüfus artışımız yüksek. Turizm ülkesiyiz ve göç alıyoruz. Yani çok büyük bir gıda talebi var ama arz yeterli değil. Çok ciddi bir tarımsal planlamaya ihtiyacımız kırmızı var. Kırmızı ette kısır döngü diye haber mesela, verdik ekonomi gazetesi. Sürekli benzer haberler işte fındık haberi. Yani bunların hepsi, bunlar Merkez Bankası'nın çok yapabileceği şeyler değil. Bunlar da ama bu tür haberle yani bunu böyle kuş bakışı bakmak, planlamak. Çünkü tarım öyle bir şeydir. Yani bu yıl hava kötü gitti, ürün kötü, ondan para kazanamadım. Kayısı üretmeyeyim işte başka elma üreteyim vesaire. Böyle bir dünya olmaması lazım. Hani olur da hani bunu planlamak, yani sen kayısı üretmeye devam et diyebilmeliyiz çiftçiye. Ben onu telafi edeceğim. Yani devlet olarak kayısı üretimine ihtiyaç var Türkiye'de. Bunu yapmak, bunu da planlamayla olur. Yani çünkü çiftçi havayı, suyu, yarını bile bilmiyor. Hı hı. O yüzden tarımı öngörmek için bir şey lazım, bir destek lazım ve öngör. Yani bu işe devam ediyorsan minimum şunu elde edeceğim diyebilmeli ki kendini daha güvende hisseden, buraya yatırım yapan, kendini burada bulan, burada bu sektörde olanlar bu destekten faydalansın. Tarımda çalışmak, çiftçilik yapmak çok daha hani toplumun arzu ettiği bir şey ama bu da eğitim sistemiyle alakalı. O kadar konular alakalı. Eğitimle tarımın alakası var. Çünkü meslek lisesi eğitimi olmadığı herkes hani belli işleri arıyor. Birçok sektör eleman bulamıyor. Tarım da bulamıyor. Bir böyle bir şey olmaması lazım. Yok. Evet. Evet. Yani mesela o konunun hani enflasyon amacının eğitimle de çok alakası var. Yani olayı kayıt dışı ile mücadeleyle çok alakası var. Ondan sonra bakıyoruz altın iş gücü %23 çıkıyor hocam. Evet, yani o yüzden hani para politikası evet çok önemli. Pilot koltuğunda olmalı ama işin yapısal tarafı, tarım tarafı yani birçok boyutu var. O yüzden bunu bir paket olarak düşünmek ve onları da ihmal etmemek gerekiyor. Konuyla ilgili TÜSİAD Baş Ekonomisi Gizem Öztok Altınsaç'ta yanımızda konuşmuştu. Geldiğimiz noktada enflasyonun sadece politika faizini artırarak çözülemeyeceğini söyledi. Yapısal bir problem var burada. Dediğim gibi bunu sıklıkla değiniyorum. Bu maalesef eski dönemde 2018'de, 2020'de biz şunu hep savunuyorduk değil mi? Faizi doğru yere çekersiniz ve bu işi kontrol edebilirsiniz. Hatta 2020'de de o süreci birazcık geçmiştik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada sadece Merkez Bankası faiziyle çözebileceğiniz bir süreç yok. Şu an Türkiye'deki enflasyon sorunu son derece yapışkan, yapısı değişmiş durumda. Atalet daha belirleyici, kurdaki geçişkenlik bir süre sonra bitiyor olacak diye umuyorum. Orada da dikkatli konuşmaya çabalıyorum ama atalet son derece yapışkan ve servis enflasyonu %90'a yaklaşmış. Hizmet enflasyonu. Bununla sadece faiz arttırarak vesaire mücadele etmeniz mümkün değil. Kaldı ki faiz artışları da çok yavaş geliyor. Evet, kantitatif bir takım sıkılaşmalar da yapıyoruz. Bu da doğru ama bunların da çok yeterli geldiğinden emin değilim. Dolayısıyla daha hızlı devam eden ve toplamda ekonomide, fiskal taraf da buna dahildir, bütçe tarafı. Topyekün daha hızlı bir sıkılaştırmaya gitmemiz gerekiyor. Biz bu talep, tüketim talebini kısmak istiyorsak, tüketimi düşürelim gibi bir şey anlaşılıyor burada. Türkiye'de aşırı tüketim var. Bak bugün perakendeyle sanayi üretimini çizdir, endeksi sabitle bir yere 2005'e. O perakende inanılmaz hızla yukarı gidiyor. Sanayi üretimi ise yerinde sayıyor. 2015'e demek istedim. Sanayi üretimi ise yerinde sayıyor. Anlatabildim mi? Burada bayağı ciddi, sıkıntılı bir süreç var ki gelen sanayi üretimi rakamları da çok iyi değil. Gene. Yani arz tarafı baskı altında,
ve baskı altında kalmaya da devam edecek. Her ne kadar kredi kanalı bir miktar açılmaya çabalansa da, ki sonuçlarını da veriyor, ama tüketim tarafı hala daha devam. Şimdi bu hafta aldığımız veriler de vardı hocam. Son not isterseniz onları da yorumlayalım. Bir tarafta tabii Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya gittiği bir süreç içerisinde sanayi üretimine ilişkin verileri aldık. Yine tek hanede işsizlik rakamları almaya bu hafta da devam ettik. Cari denge tarafında aslında maaşata bakıldığında çok az bir açık gibi gözüküyor. Beklentinin de hafif üzerinde gerçekleşti ama bununla beraber yine baktığımızda özellikle altın ve enerji hariç tutulduğunda 6.1 milyar dolar gibi bir cari fazla çıkıyor karşımıza. 4,5 milyar doların üzerinde de bir net hata noksan kalemi var. Onun finansmandaki yine yüksekliğini tartışmaya devam ediyoruz. İsterseniz bu verileri de bir turlayalım hocam. Sizin kafanızda nasıl bir tablo oluşuyor? Burak Arzova ile konuştuğumuzda açıkçası enerji hariç bir cari denge veya altın hariç bir cari denge hesabına bakılmasını hiç gerçekçi bulmuyorum bugünkü Türkiye'de diyor hoca. Bilmiyorum, siz de katılır mısınız? Katılıyorum elbette. Çünkü yani bizim açımızdan burası döviz talebi, kur, Türkiye'nin ana sorunu döviz kuru, kurun gidişi ve onun enflasyona geçişkenliği veya döviz kurunun o kadar dolarize bir ülkeyiz ki KKM'ler, DTH'ler çok ciddi bir barometre olması. O açıdan hani biz bugün bunlar hariç baktığımızda fazla vermemiz ülkenin dövize talep ihtiyacını, Türkiye'nin sermaye çekme ihtiyacını değiştirmiyor. Yani eğer öyle olsaydı biz bu kadar sermaye arayışında olmazdık. Merkez Bankası rezervimiz artardı falan. O açıdan artıyor da hani çok çok daha yeterli bir seviyede olurdu. Yani katılıyorum. Swap Arjnet'te hala -50 lira konuşuyoruz. Yani Türkiye'de bugün hani bu anlamda baktığımızda bence brüt toplam rakama bakmakta fayda var. Çünkü ana sorun döviz talebi ne kadar ve biz bunun ne kadarını finanse edebiliyoruz sorusu. Bu anlamda baktığımızda şunu görüyoruz. Ekonomide yavaşlama sinyalleri geliyor. Bu veri onu da gösteriyor. Yani ithalatta düşüş var. İhracat, ithalat yani dış açık azalma eğiliminde bunun bir yansıması var. Yaz aylarında turizmin önemli katkısının etkisi var ki Eylül'de çok muhtemelen hafif artıya bile geçebilir. Ondan sonra tekrar yine eksiye dönecek. Yine büyük bir ihtimalle cari denge. Ama yani gördüğümüz İç talepteki yavaşlama sinyalini alıyoruz. Turizmin her zamanki mevsimsel etkilerini alıyoruz. Fakat o çekirdek denilen hani enerji, altın falan hariç baktığımızda da o fazla da bir azalma da var. Hani işin bir boyutu da o. Yani eğer bakarsak ama çok çok önemi yok bence şu aşamada. Fakat genel dinamiklerle paralel gidiyor. Yıllıklandırılmış olarak hala 55-56 milyar dolarlık bir açık var. Bu yıl sonunda hani 45-50 milyar dolar bandında bir yere gerileyecek gibi görünüyor. Yani bu 12 aylık rakamlar gerileyecek ama OVP'nin öngördüğü 42 milyar doların bir 4-5 milyar dolar belki biraz daha fazla üzerinde yılı kapatabiliriz. 45-50 milyar dolar hala ciddi ve yüksek bir açık anlamına geliyor. Türkiye açısından ve döviz talebi anlamına geliyor. Yani cari açık artı kısa vadeli dış borcumuzun toplamı bizim bir yıllık döviz ihtiyacımızdır. 200-210 milyar dolar kısa vadeli dış borç. Buralarda yani kalıyor evet rakam. Yani evet, genellikle hatta adım adım yukarıda gidiyor. 200 evet. Yani işte 190'da 200-205 gidiyor. Bir yıla kadar vadesi olan borç demek. Üzerine bir 50 milyar dolar daha ekleyince, hadi 45 deyin, 250 milyar dolar, 260 milyar dolar bir döviz ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Borçları döndürmek vesaire açısından önemli. Yani bu açıdan baktığımızda henüz çok radikal bir iyileşme yok ama şunu görüyoruz. Hani artarak devam etmiyor. Hani 70-80 milyar dolara gitmiyor. 60'a doğru gitti. Yatay. 50 ve altına doğru iniyor. Evet yani yön doğru ama Türkiye'nin daha gitmesi gereken çok yol var anlamına da geliyor. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arhan Aslanoğlu. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sabah olduğu üzere çok kıymetli sohbetiniz için. Peki biz sohbet ederken küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? Onu da Ersoy Kazancı Dubai'den takip etti. Bloomberg HT Dubai temsilcisine dönüyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ersoy günaydın. Petrol fiyatlarına dalgalı bir seyir takip ettik. Bugün itibariyle neler beklemek lazım? Haftanın son işlem günündeyiz. Küresel piyasalar tarafına baktığımızda özellikle Amerika ile Çin arasındaki enflasyon ayrışmasının dikkat çekici boyutlara da vardığını görüyoruz.
Zeynep, günaydın. Evet, haftanın son gününe piyasalar biraz moralsiz giriyor diyeyim. Çünkü bu hafta boyunca genelde savaş kısmını hariç tutarsak iyimser bir hava vardı. Asya 6 günden beri yükseliyordu. Bugün niye düşüyor? Aslında Amerika'dan biraz kaynaklı. Dün TÜFE geldi %3.7 ile beklenenden biraz yüksek geldi. Bir de Amerika'da 30 yıllık tahvil ihalesi vardı. Zeynep, buna çok fazla ilgi gelmedi. Bu hafta boyunca hep tahvillere talep vardı. Tahvil faizleri düşüyordu. Dün bu ihaleden sonra tekrar tahvillere satış geldi. Borsalar düştü. Vadeliler şu anda çok yatay artıda diyeyim ama Asya'nın genelinde bugün satışlar var. Özellikle Hong Kong %2'nin üzerinde eksisiyle dikkat çekiyor. Tabii sadece bu değil, bu düşüşün sebeplerinden bir tanesi Çin'den ekonomik veriler geldi. Hem enflasyon geldi Zeynep, hem de dış ticaret rakamları geldi. Her ikisi de biraz Çin'deki yavaşlamayı gösteriyor. İhracat %6.2, ithalat %6.2 geldi. Dış ticaret fazlası 77.7 milyar dolar oldu. TÜFE 0, ÜFE de -2.5. Çin'den gelen veriler, Eylül rakamları bunlar. Ekonomik bir taraf kötüydü ama veriler kötü. Çin devleti, Çin borsasını desteklemek için devlet kaynaklı bir istikrar fonu kurmayı planlıyor. Gerçi bu borsayı yukarı çekmedi ama biraz bu kötü verileri biraz dengeledi diyebilirim. Çin'in eksisi diğerlerine göre daha az. Bir de bu Amerika'daki verilerden sonra tekrar acaba bir faiz artırma olur beklentisi oluştu. Asya para birimlerinin dolara karşı değer kaybettiğini görüyorum. Yani yine 150'ye yaklaştı Zeynep. Yuan da 7.3063'te şu anda görüyorum. Petrol tarafında bu hafta çok dalgalı bir hafta yaşadık. Pazartesi günü savaş sebebiyle çok yükseldi. Sonra o primini geri verdi. Bugün hafif artıda 83.5 ve 86.5 dolar seviyesinde. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü'nden sonra enerji bilgi dersinin rakamları geldi. Burada da 13.2 milyon varillik artış vardı Zeynep stoklarda. Uluslararası enerji ajansı talepte düşüş olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşü buna bağladı. OPEC'in de aylık raporu açıklandı. Orada da OPEC'in üretiminde 233 binlik bir artış var. Petrol fiyatları sanki buralarda dengelenmiş gibi duruyor. Eğer savaş durumu daha da artmazsa. Hemen Orta Doğu'yu da söyleyeyim. Blinken İsrail'de İsrail'in kendini savunma hakkı vardır dedi. Amerika'nın desteğini söyledi. Amerika yine Katar'dan İran'a olan 6 milyar para serbest bırakılmıştı Zeynep. Bunun dondurmasını istedi. İran'da her seferinde bu konuyla benim bir idadim yok diyor. En son olarak da İsrail Birleşmiş Milletler'e dedi ki Kuzey Gazze'yi boşaltın dedi. Yani bir kara harekatı başlayabilir bu hafta sonu. Evet. Takip edeceğiz. Bloomberg ET Dubai temsilcisi Ersar Kazancı, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. JP Morgan'dan Bloomberg HT'ye özel Şimşek ve Erkan açıklaması var. JP Morgan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'la yapılan seminerlere ilişkin Bloomberg HT'ye özel açıklamalar yaptı. Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin istikrarlı şekilde arttığı belirtilen seminerlere dair IMF ve Dünya Bankası toplantısı sırasında düzenlenen Türkiye paneli en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan toplantı olduğu ifadesine yer verildi. Ve bir diğer başlıkta SPK'dan iki şirketin halka arzına onay var. Bu şirketler TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vera Concept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ olarak listelendi. New York Üniversitesi'nin ünlü profesörü Nuriel Rubini küresel piyasaları değerlendirdi. Ekonomi içinde 120 dolarlık bir petrol seviyesinin risk oluşturabileceğini söyledi. Bu haberle beraber biz de ilk sözü noktalıyoruz. Hoşçakalın.
Evet, gerçekten de çok zor şu anda bu çatışmanın nerede bitebileceği ve ekonomi için neler ifade edebileceğini tahmin etmek zor, öyle değil mi? Evet, kesinlikle zor ve dolayısıyla burada farklı senaryolar üzerine konuşmamız gerekiyor ve burada bazı senaryo şu: İsrail Gazze'yi bir şekilde işgal edecek ve piyasalar şimdilik gelişmeyi baz senaryo olarak fiyatlıyor ve bu da petrol fiyatları aşağı gelmiş durumda. Çünkü şu anda yaşananlar küresel arzı tehdit edici gelişmeler değil, ama tahvil piyasasında, altın piyasasını ve tabii ki hisse piyasalarını bir şekilde etkilemişti. Ama şu an itibariyle farklı ekonomik gelişmeler var. Örneğin işte Fed'in biraz daha pas geçebileceği, faizlerde daha fazla artışa gitmeyebileceği beklentileri var. Ama tabii ki farklı olumsuz senaryolar da var. Ve örneğin işte İsrail'in Hamas'ı tamamen yok edebileceğine dair, ya da işte İran, Hizbullah'ın da Lübnan'da devreye girmesiyle ve bu gibi şeyler Batı Şeria'da yaşanabilir. Ve bu olduğu takdirde İsrail belki İran'a saldırabilir ve tabii ki bu senaryoda petrolde bir arz kesintisi yaşanabilir ve burada fiyatların yükselmesi de şimdiye kadar olan ekonomik kazanımları sıkıntıya sokabilir. 1973'te Yom Kippur savaşı yaşandığında stagflasyon olmuştu. Bu bir baz senaryo değil ama tabii ki risklerden bir tanesi. Biz acaba bu riski konuşmamız gerekiyor mu? Yani %10 mu yükselir, %20 mi yükselir petrol fiyatları, ne dersin? Yoksa sadece hiçbir şey bilmiyor muyuz? Burada dürüstçe verebileceğim cevap bilmediğimiz yönünde. Tabii ki farklı insanlar farklı tahminlerde bulunuyor ve ama 2/3 bir şekilde tahminler şu an itibariyle arzın petrolde devam edeceği yönünde, senaryolar bu şekilde ilerliyor ve piyasalar şunu asla görmezden geliyor. Direkt olarak Orta Doğu'da şu anda çok büyük bir çatışma olma olasılığını görmezden geliyor piyasalar. Evet, diyelim ki 120-130 dolara çıktı petrol. O zaman merkez bankaları dünya ekonomisi için ne kadar problematik olabilir? İki farklı problem yaratabilir burada. Çünkü burada yüksek petrol fiyatları biraz yavaşlama ve resesyon ihtimali olabilir ve bir taraftan da enflasyonu yükseltebilir. Stagflasyon risklerini beraberinde getirebilir. Bu da tabii ki merkez bankaları için büyük bir ikilem oluşabilir. Çünkü burada ya enflasyonla savaşmaları gerekecek ya da daha fazla büyümeyi önceleyip burada büyümenin yavaşlaması önüne geçmesi gerekecek. Ve işte 70'lerde bu şekilde olmuştu. Yani bu gibi arz sıkıntıları olduğu zaman, o zaman stagflasyon merkez bankaları için büyük bir risk beraberinde getiriyor, bir şok oluşturuyor. Aynı zamanda küresel bir mutsuzluk da var. Yani aslında bir taraftan da bu acaba bir tüketimi etkileyecek mi? Bence ilk olarak özellikle Avrupa'da ekonomik faaliyetlerin çok ciddi anlamda daraldığını görüyoruz. Birkaç çeyrektir aşağı yönlü geliyor. Yani herhangi bir şirketsiniz, örneğin işte burada değerlemelere baktığınız zaman işte daha fazla istihdam yavaşlaması olacak mı, ona bakacağız, ama şimdiye kadar büyümedeki bu yavaşlama biraz böyle istihdamı da etkileyebilir ve bu da şirketler için bardağı taşıran son damla olabilir. Burada biraz daha görmemiz gerekiyor diyebilirler. Daha fazla örneğin daha istihdam yaratmayacağım, açmayacağım, yeni kimseyi işe almayacağım diyebilirler. İşte İngiltere'de ya da farklı bir yerlerde resesyon olacak mı, takip edeceğiz. Yani tabii ki dünyanın bir yerinde kötü bir şey olduğu zaman, o zaman direkt olarak şirketleri etkiliyor ve tabii ki tüketicileri de etkiliyor. Çünkü tüketiciler de daha az burada harcama yapabiliyorlar. Acaba önümüzdeki günlerde, haftalarda neler olacak? Yani Gazze'de, İsrail'de burada askerler bu şekilde bir sıcak çatışma devam ettiği sürece bu acaba neler olabilir? Yani bir hızlı bir şekilde işlerin gelişmesini, kötüye gitmesini bekler misiniz? Evet, şu an itibariyle artık şunu, pek çok insan şunu düşünüyor. İsrail'in işte Gazze'ye girip Hamas'ı ortadan kaldırması bir çözüm olabilir gibi duruyor. Ama tabii geçtiğimiz dönemde de gördüğümüz üzere bu çok sıkıntılı bir süreç. Çok fazla acıyı da beraberinde getiriyor. Ve acaba daha kötüleşecek mi buradaki durum? Yani aslında işlerin kötüleşmesi derken, İsrail elinde Gazze'ye girmek dışında başka bir şans kalmaması
ne demek olabilir? Ve burada Gazze'ye girdikleri zaman insanlar şunu soracak. Acaba burada daha fazla kötüleşme olacak mı? Yani bir savaşa, gerçek bir savaşa dönüşecek mi? Yoksa işte burada İran ne gibi bir rolde olabilir? Piyasalar şu an itibarıyla yani Gazze'de maalesef kötü bir şeylerin olabileceğini ve bundan başka çare olmayacağını da fiyatlayabiliyor. Ama biz bunun olup olmayacağını tabii ki şu anda bilmiyoruz.